göreceğiz bu konuyla ilgili. Evet Mehmet Bey, aslında gün geçmiyor ki sosyal medyada yeni bir akımla karşı karşıya kalmayalım. İşte Ten Year Challenge, Falling Stars, Keki Dansı gibi akımlardan sonra özellikle son dönemlerde Türkiye'de de yaygınlaşan ve Twitter üzerinden özellikle yürüyen bir akım ortaya çıktı. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bu akıma numara komşum akımı diyoruz. Numara komşum akımı sizin cep telefonunuzun bir üstüne ya da bir altındaki numaraya izinsiz bir şekilde mesaj atmanız ve daha sonra bu mesajı ifşa etmeniz temeline dayanıyor. Tabii bugün baktığınızda bu aynı şuna benzer. Sokaktaki bir insanı durdurmanız ve ben sizin komşunuzum demeniz ya da izinsiz bir şekilde üst katınıza çıkarak gecenin bir yarısında saat 12'de 1'de kapısını tıklıklayarak o kişinin ben sizin komşunuzum demeye benzer bir akım. Yani aslında ortam sanal olsa da işlenen suç tamamen gerçek oluyor. Ve evet, özellikle bugün bu dönem içerisinde baktığımızda Mehmet Bey, bu akımın her geçen gün arttığı numara komşum hashtag'i ile bu içeriklerin, mesajların paylaşıldığı ve insanların izni alınmadan fotoğraflarının, görüntülerinin, videolarının ve mesajların paylaşıldığını görüyoruz. Ve tabii ki bunun da suç teşkil ettiğini ifade etmek mümkün. Yani bu akım aslında katılacak arkadaşlarımızın, katılımcıların mutlaka bunun bir suç olduğunu bilmesi gerekir. Özellikle Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesine baktığımızda Mehmet Bey, huzur ve sükunun bozulması suçunun işlendiğini görüyoruz. Ortam dediğim gibi sanal olması hiçbir farklılık ifade etmiyor. Real hayattaki gibi aynı durum söz konusu. İzinsiz evet, bir şekilde siz bunu paylaşırsanız 3 aydan 1 yıla kadar da hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor insanlar. Şimdi bir kez daha net anlamak için soruyorum. Evet. Cep telefonumuzun son 2 rakamı var değil mi? Evet, o son 2 rakamının bir altını bir üstünü buluyorlar ve buna evet, da ben sizin numara komşusuyum mu diyorlar. Evet, nasıl oluyor? Aynen öyle. Aynen. Ve evet, paylaşmama şimdi izin veriyor musunuz diye bir soru soruyorlar mı telefonda? Hayır canım. Hayır. Yok Mehmet Bey, öyle bir şey olur mu? Şöyle söyleyelim size. Diyelim sizin telefonunuzun son hanesi 5. Ne oluyor? 45 diyelim. İşte evet, 44'e siz telefonunuzdan mesaj gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben sizin numara komşunuzum. İşte bana pizza ısmarlar mısınız? Bana çiçek gönderir misiniz? İşte nasılsınız, iyi misiniz diyorlar. Öncelikle böyle sizi bir şekilde çekiyorlar ki zaten dolandırıcıların da aslında son dönemlerde kullandığı yöntemlerden biri özellikle gözüne kestirdikleri isimlerin numaralarını önce elde ediyorlar. Daha sonra aynı numaranın bir üstündeki ve bir altındaki numarayı tabiri caizse araştırıyorlar. Ve daha sonra işte o kurbanı göze kestirdikten sonra kendilerini çok farklı kişilerde, çok farklı kimliklerde sunarak özellikle görsel ve fotoğraflarını WhatsApp üzerinden değiştirerek sizi farklı bir kişiymiş gibi kandırıyorlar ve daha sonra sizi dolandırıyorlar. İşte paranızı alabiliyorlar, çalabiliyorlar, çok farklı amaçlarla işte yazışmalarınızı kullanabiliyorlar, tehdit ve şantaj yoluyla içerik sızdırıyorlar. O yüzden vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Yani masumane gözüken bir akım aslında şu an dolandırıcıların iştahını kabartan bir akım durumuna geldi Mehmet Bey. Evet. Zaten bugün ifşa suçunun da işlendiğini görüyoruz. İzinsiz bir şekilde sizin hiç kimse WhatsApp fotoğrafınızın profilinizi alıp daha sonra sosyal medyada işte bu benim numara komşum deyip sizi küçük düşüremez. Bu da aynı şekilde Türk Ceza Kanunu'na göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını barındırıyor. O yüzden Mehmet Bey, yani bu akıma gireyim derken aslında kendinizi bir anda cezaevinde de bulabilirsiniz. Aman aman dikkat diyelim izleyicilerimize, özellikle dolandırıcıların oyunlarına düşmesinler, onlara yem olmasınlar. Yani bu akımların her birinin böyle içeriğine baktığımız zaman da çok böyle faydalı diyebileceğimiz bir akım yok sosyal medyada. Genellikle böyle işte Challenge'a da baktığımızda, başka akımlara da baktığımızda, bir ara hatırladığım kadarıyla sosyal medyada böyle yere kendini atma gibi böyle akımlar vardı falan. Yani bu pek böyle akıl bali şeyler değil bu sosyal medyada türeyen şeyler. Neden böyle? Şimdi Mehmet Bey, bugün baktığımızda aslında sonuçta insan toplumsal bir varlık ve takdir edersiniz ki artık dijital iletişim araçları, sosyal medya, anlık mesajlaşma uygulamaları hayatımızın merkezinde yer almaya başladı ve özellikle bizler için sosyal medya boş zaman geçirme ve haz alma aracı haline gelmeye başladı. Hedonizmin aslında sosyal medya aracılığıyla doruklarını yaşıyoruz ve biz ne yapıyoruz aslında burada? O akımlara
tabi olarak o sürü psikolojisi içerisinde ben de buradayım. Ben de sosyal medyada aslında sizin gibi bu akımlara katılıyorum. Ben de aslında kendimi var ediyorum düşüncesi hakim oluyor ki Z kuşağı diye tabir ettiğimiz 2000 ve sonrası evet. doğan kuşak aslında bu akımlara daha fazla ilgi gösteriyor. Ama tabii ki Mehmet Bey yine söylemek istediğim nokta şu. Evet biz bir toplumsal varlığı sanal ortamda çok fazla tehditle de karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle WhatsApp üzerinde bir kendimizi koruyabilme şansımız bulunuyor. Ne yapacağız efendim? Özellikle WhatsApp'tan ayarlara, profile gireceğiz ve bilmediğimiz numaraların bizim profilimizi, resmimizi ve anlık durum mesajımızı görmemize engel olabilir. Bir nebze de olsa en azından bu tarz kişilerden kurtuluşumuz için bir çare olarak karşımıza çıkabilir bu da Mehmet Bey. Çok dikkat etmekte fayda var. Özellikle son dönemlerde dediğim gibi dolandırıcılar farklı yöntemler geliştirdiler, farklı modeller geliştirdiler. Bugün bu akımı konuştuk. Belki önümüzdeki hafta çok farklı bir akımla konuşacağız. Evet belki bunlar masumane bir şekilde çıkıyor ama inanın sonu hiçbir şekilde masum olmuyor. Hatta bugün baktığımızda yine ben Twitter'dan mesajlarda gördüğümde çok farklı kişilerin dolandırıldığını gördüm. Burada da hiç vakit kaybetmeden Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Bu kişilerin ekran görüntüsünü mutlaka almaları ve ilgili telefonu da mutlaka bu ekran görüntüsüne eklemesi çok önem arz ediyor Mehmet Bey. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle sanal ortamda biliyorsunuz kilit yok. Dolayısıyla bu dönemler içerisinde bizim yapmamız gereken farkındalık ve dijital bilinç olmalı ve dijital okur yazar olmalıyız Mehmet Bey. Bu da son dönemlerde özellikle bizim karşımıza çok yoğun şekilde çıkıyor. Dediğim gibi dolandırıcılar sanal ortamda kol geziyorlar, fotoğraflarınızı evet. alıyorlar, mesajlarınızı alıyorlar, bunları ifşa ediyorlar. Hiçbir şekilde muhatap olmamak çok önem arz ediyor. Gidip Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız efendim ve dediğim gibi önümüze bakacağız. Ali Murat Kırk Bey çok teşekkür ediyoruz değerli açıklamalarınızla ilgili. Bugün de aman dikkat dediğimiz birçok konuyu konuşmuş olduk. Haftaya inşallah böylesine sıkıntılı konuları konuşmayız. Daha güzel şeyler i̇nşallah konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii aman dikkat diyeceğimiz konudan numara komşum durumuydu. Sizin son iki rakamınıza bir alttan ya da bir üstten mesaj gelirse onlar dolandırıcı olabilirler. Masumane mesajlar değil.